arkadaşlar, karmaşık sayılar konusunda kaldığımız yerden devam edelim. Hemen bir notumuz varmış, bakalım. Kök bulmadan bahsedeceğiz arkadaşlar bu videoda. Reel katsayıda ikinci dereceden ax kare artı bx artı c ikinci dereceden bir bilmeyenli bir denklem. Bu denklemin köklerinden birini size bir karmaşık sayı olarak verirse arkadaşlar, diğer kökü de bunun eşleniği olan bir karmaşık sayıdır. Yani z biriniz m artı n ise bunun eşleniği olan şey nedir? M eksi n iyidir. O zaman z2 eşittir z1'in eşleniğidir diyebiliriz arkadaşlar. İki tane kökünüz var. Bu birinci kök, bu da ikinci kök olmak üzere. İkinci dereceden bir denklem. Şimdi demiş ki soruda, reel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerinden bir tanesi 3 artı 2'ymiş. Bu denklemin köklerinin çarpımını soruyor. Şimdi z1 köklerinden bir tanesi neymiş? 3 artı 2'ymiş arkadaşlar. O zaman diğer köküm ne oluyor? Z2 köküm, z1'in eşleniği olan köküm 3 eksi 2'yi olmuş olacak. Bana ne dedi arkadaşlar? Bu denklemin kökleri çarpımı, yani z1 çarpı z2 veya z1 çarpı z1'in eşleniği demek istiyor arkadaşlar bana. Bu iki denklemin çarpımının, şey, iki kökün çarpımından. Z1 ne? 3 artı 2i çarpı diğer kökümde ne? 3 eksi 2i olmuş olacak. 1 artılı 1 eksili aynı ifadeler olduğunda sanki bu bana 2 kare farkını hatırlattı. 3'ün karesi eksi 2i'nin karesi arkadaşlar. 2 karenin farkı. Bakın 3'ün karesi 2'nin karesi. 3 eksi 2, 3 artı 2, ikisinin çarpımı. Tamam. Eşittir 9 eksi 4 i kare. Yine eşittir 9 eksi 4 aynen kalıyor. I kare de nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Bu da otomatikman 9 artı 4'e dönüştü. Yani cevabınız 13 olacakmış arkadaşlar. İki kökün çarpımından bahsederken. Şimdi bir notumuz daha var. Diyor ki karmaşık sayınız a artı b ise bu iki karmaşık sayının kendisiyle eşleniğinin çarpımı iki kare farkıdır. Yani a, şöyle dağıtalım. A'nın karesi a çarpı a'dan eksi a çarpı bi artı a çarpı bi yine eksi bi'nin ne olacak arkadaşlar? Eksi bi çarpı artı bi'den eksi bi'nin karesi olmuş olacak. Eksi a çarpı bi artı a çarpı bi birbirini götürdü. Yani cevabınız a kare eksi bi'nin parantez karesi olmuş oluyor. İki kare farkı. Zaten z birinci kökümse z'nin eşleniği de benim neyimdi arkadaşlar? İkinci kökümde. O zaman kökler çarpımı aslında bir nevi iki kare farkından bulunuyor diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı bir sorumuz var. Bakalım z1 karmaşık sayımızı vermiş, z2 karmaşık sayısını vermiş ve şöyle bir bağıntı bizden bunun cevabını istiyor. Z1 çarpı z1'in eşleniği artı z2 çarpı z2'nin eşleniği. Bu ne demektir? İki kare farkıdır. Ben şimdi direkt z1'in eşleniğini şöyle yazıp da bulabilirim. Eksi 4i veyahut da bunun ikisinin çarpımı 3'ün karesi eksi 4i'nin karesi de diyebilirim. Ama öncelikle şöyle yazmak istiyorum. Z1'in eşleniği, yani 3 artı 4i çarpı 3 eksi 4i arkadaşlar. 3 çarpı, ya 3'ün karesi eksi 4i'nin karesi. Buradan da 9 eksi 4, 4'ün karesinden 16 gelecek. Ve i kare var, o da eksi 1 zaten. 9 eksi 16 çarpı eksi 1. Buradan da arkadaşlar şurası ne geldi? 9 artı eksi eksinin çarpımını artın 16 25 olarak bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Z1 çarpı Z1'in eşleniğini tabii ki de. Diğerini de bulalım. Z2 çarpı Z2'nin eşleniği 2 eksi i çarpı 2 artı i. Bu da 2'nin karesi eksi i'nin karesi. 4 eksi eksi 1 i karede. Buradan da 4 artı 1'den 5 gelmiş olacak arkadaşlar.
Yani z1 çarpı z1'in eşleniği artı z2 çarpı z2'nin eşleniği eşittir 25 artı 5'ten 30 olarak bulunmuş olacak. Gel gelelim diğer yola. Bu kadar işlem yapmadan da bulabilirdik. Ben bunu artık şunun karesi, buranın karesi farklarıyla beraber hemen ezbere yapıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Yani z1 çarpı z1'in eşleniği, z2 çarpı z2'nin eşleniği eşittir 3'ün karesi eksi 4i'nin parantez karesi artı şuradan da ikisinden de gelecek arkadaşlar. 2'nin karesi eksi i'nin karesi. Buradan arkadaşlar 9 eksi 16i kare artı 4 eksi i kare. Şuradan 13 geldi. Buradan da eksi 17i kare geldi. İ kare de eksi 1. 13 eksi 17 çarpı eksi 1'den 13 artı 17 olmuş olacak. Cevabımız direkt yine 30 çıkmış olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı çözümü verecek bize. Şimdi geldik bu soruya. 1 eksi i'nin 6. kuvveti çarpı 1 artı i'nin 6. kuvveti. Bunun çözümünü nasıl bulabiliriz? Ya arkadaşlar biz üslü sayılarda işlem yaparken toplama, çıkartma, çarpma bölmeden hatırlayın. Ne yapıyorduk? Üstleri yani kuvvetleri aynıysa tabanları çarpabiliyorduk. Yani 1 eksi i çarpı 1 artı i'nin 6. kuvveti şeklinde yazabilirim ben bunu. Doğru mu? Evet. O zaman ben şunları bir işlem yapayım bakalım. İçine dağıtayım. Şöyle de bunu dağıtayım. Ne çıkacak? 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı i'den artı i. Eksi i çarpı 1'den eksi i. Eksi i çarpı artı i'den eksi i kare. Bunun neyi arkadaşlar? 6. kuvveti. Eşittir. Artı i, eksi i birbirini götürdü. 1 eksi i kare de nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. İ kareyi hemen eksi 1 diye şuraya not edelim. Eksi 1. İ kare de eksi 1 de i kareyi de yerine koydum. Önünde de eksi var. Yani cevabınız ne oldu? 1 artı 1'den 2 olmuş oldu. 2'nin de 6. kuvvetini soruyor bana. 2 üzeri 6 arkadaşlar ne yapacaktır? 8 kere 8 64 yapmış olacaktır. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 gibi düşünerek tabii bu sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Karmaşık sayılardaki 4 işlemlerden bahsedeceğiz. Kaçırmazsanız hepiniz için iyi olur arkadaşlar. Hoşçakalın.